geldiniz babacığım. Ne yapıyorsunuz? Dükkanlar açılacak diye bize kontrole mi geldiniz? Vallahi öyle yaptık. Sen de herhalde sokaktaki yavrularını beslemeye çıktın. Vallahi şurada işte bugün cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var ya. Şurada kediler falan var. Onlara bir yem falan dağıtıyoruz işte. Ekmekleri de artan ekmekler de olursa onları da şeyden denize atıyoruz balıklar yesin diye. Şuraya gelip oturmak lüks oldu artık ya. Şu parka gelip burada oturup bir çay kahve içmek çok lüks oldu ya. Demek ki pandemiden önce insanlar ne kadar özgürmüş ya, onun kıymetini bilmemişler biliyor musun? Hepimiz yani şu an bir yerde bir oturup bir çay kahve içmek var ya, adama bir keyif veriyor, aklım duruyor ya. Sen gidersin ki ne, dünyayı yeni keşfettik ya. Gözleri kömür karası, en azık dersim arası. Ben sevdim ellere verdi, kör olasın anası. Baktık kebapçılık yapamıyoruz, restoranlar kapalı ya. Buraya 8 milyon yatırdık, bari dedik kahve satalım abi. Bak şu, al götür, gel getir şu, buraya gelen sana gelip kahve alsın diye. Şurayı Berfin Hanım'a gazetelerimi okuduğu için Berf Coffee yaptık. Berf Coffee mi diyorlar? Ha, Berf Coffee. Şimdi orayı inşaata başladım. Şöyle güzel burayı, ben bir şeye geldim de. Şuraya geçersen restoranda geçiyorsun, buraya gelirsen kafeye geliyorsun. Bak şurada burayı çok güzel bir al getir. Berf kafe yapıyoruz burayı. Cappuccino'lar, latte'lar, bilmem americano, bilmem şeyler, soğuk sıcak bir sürü kahve yapıyoruz. Oo, mutfak şefimiz de buradaymış. Hadi bize hoş geldin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Fabrika mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Açalım bakayım şöyle ya. Ooo! Şahane. Vallahi tebrik ederim. Mutfağımız da tertemizmiş ha. Aslanım. Şöyle şu güzelliğe baksana ya. Mutfağımızı sansürsüz olarak... Demeyin yani video çekiyor mutfak temiz ha. Bizim mutfak her zaman böyle. Gelen her müşteri istediği anda mutfağa inebilir. İstediği zaman ben mutfağa inmek istiyorum dediği zaman mutfağa gelsin. Çünkü niye biliyor musun? Biz hijyenli müşteri için yapmıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. Müşteri iki ayda bir gelir, üç ayda bir gelir. Biz her gün burada yiyoruz bunları. Vallahi keyifler hiç iyi değildi. Neden iyiydi? Allah'tan bizim gene bir işimiz vardı sağ olsun. Gene bizim mekanımızda paketimiz olurdu ama paket olmayanlar çok zorlandı. Çok arkadaşımız işsiz kaldı. Şu anda hepsi ne yapacağız derdiniz. Kirasını ödemeyen var, faturalarını ödemeyen var. Yani süreç zor bir süreç. Çok kötü atlattık. Yani biz de zorluk çekiyoruz. Doğru konuşmak gerekirse. Çünkü dükkan boş. Paketler ne olacak yani en fazla? Günü bile kurtaramıyorsun, paket çok zor yani. Bizim bir de en çok üzüntümüz yani boşta kalan arkadaşlarımız, meslektaşlarımıza çok üzülüyoruz. Yani şu an hepsi sıkıntı durumda. Yani yardım da etmiyor. Zaten olmuş bir kira 1500 lira. Yani çok sıkıntılı. En çok üzüldüğümüz nokta bizim o zaten. Arkadaşlarımızın çoğunun boşta olması, mekanın böyle bomboş olması. Hepsi üzücü, hepsi bizi etkiliyor. Yani bütün çalışanları etkiliyor, patronları etkilediği gibi biz de çok etkileniyoruz. Kadir Usta'ya da soralım, Kadir Usta. Herkesin bildiği gibi zor bir süreçti. Yani boşta olan çok arkadaşlarımız var, iş bulamayanlar var. Mesela 5 tane fırını çalıştıran iş sahibi 3 tanesini çıkarıyor, 2 tane bırakıyor. Tabii onlar da mesela devletin verdiği 1500 senede nasıl geçirecekler? Tabii. Bunu elektriği, suyu, kirası, doğalgazı bu şekilde işte geçirmeye çalışıyor, o da geçirmek değil. Valla pandemide en çok paketler bize giden ürünler ucuz olan Adana unsuru. Her bir pakette 5 tane var. O da 30 tane falan, 30-40 tane arası. O da fazla bir şey değil yani. Ben lahmacun gidiyor. Burada en çok yorulanlardan biriyim diyorsun evet, pandemide. Evet, evet baba, bitmedi mi ya? Oğlum adamlar bir rahat bırak da yemek saati geldi, yesinler ya. Bekliyoruz hepinizi. Hadi hayırlısı olsun inşallah. İnşallah, inşallah amin.